Kitap serüveninden herkese merhabalar değerli izleyicilerimiz. Ekranları başında bizleri izleyen bütün seyircilerimize saygılar, selamlar olsun diyelim. Bu haftaki konuğumuz öğretmen ve yazar Sayın Yusuf Güneş. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsınız hocam? Hamdolsun, siz sormalı. Çok teşekkürler. Evet. Bizler de iyiyiz. Bizleri kırmayıp stüdyolarımıza geldiğiniz için çok teşekkürlerimi iletiyorum. Ben teşekkür ederim. Sizin bir kitabınız var, Yusuf Suresi Tefsiri adlı. Bugün o kitap üzerinden sizlerle konuşacağız ama konuşmadan önce sizi biraz tanımak istiyoruz. Yusuf Güneş kimdir? Yusuf Güneş, Aksaray Merkez Kızılhanoğlu İmam Hatip Lisesi meslek dersleri öğretmeniyim. Aslen Konya Ereğli, Belkıya Mahallesi'ndenim. Aksaraylılar bilirler, biz yani Arısamanayız. Arısamanayız. Mekan olarak. Kaç senelik öğretmenlik yapıyorsunuz hocam? Ya ben daha önce 6 yıl imam hatiplik görevini yaptım. 12-13 yıldır da öğretmen olarak devam ediyoruz bu camiada. Peki hocam, Yusuf Suresi Tefsiri adlı bir kitap çıkardınız. Haziran 2022'de yeni çıktı kitabınız. Evet. Hayırlı uğurlu olsun diye. Teşekkür ederim, sağ olasın. Kitabınızın içeriğinden bahsedelim ama ilk önce şu kapaktan başlamak istiyorum. En güzel kıssa diye yazmışsınız. Evet. İçeriği nasıl, en güzel kıssa diye neden söylediniz? Ya burada kapak üzerinde bakarsak burada Hazreti Yusuf'un görmüş olduğu rüyayı biz kapağa resmettik. Hı hı. Kapağı yapan arkadaşımız da bizim okulumuzda coğrafya öğretmenimiz Hacı Abdullah Koyuncu, kendilerine buradan teşekkür ediyorum. Burada Hazreti Yusuf rüyasında yani çocukken 11 yıldız, ay ve güneşin kendisine secde ettiğini görüyor ve bunu babasına anlatıyor. İşte babası bunu kardeşlerine anlatma diyerek onu uyarıyor. Ama kardeşler bundan haberdar oluyorlar ve bu Yusuf suresi ya da Hazreti Yusuf'un hayatı bu rüyanın gerçekleşmesiyle son buluyor. Burada Hazreti Yusuf'la babası Hazreti Yakup'un uzun hasretinin sonucunda Hazreti Yakup fesabrun cemil yani bana güzel bir sabır düşer diyor. Biz bu iki hem yazılı hem de görsel ögeyi kitabımıza yerleştirmeyi uygun bulduk. Yani aslında kitabı okumadan da bu kapak üzerinden kitabın içeriğine okuyucularımız vakıf olabilirler. Ki hiç bunları bilmeyenler için içeriğinden bahsedelim. Bu kitabın içeriğinde neler var hocam? Neyden bahsettiniz başka? Aslında bu kitabımız bizim yani fragman dediğimiz Peygamberler ve Ümmetler adlı bir çalışmamız var. Burada Kur'an-ı Kerim'de geçen 25 peygamber buna ilaveten 4-5 peygamber ekledik. Peygamberleri biz çağlara ayırıyoruz. Üç çağ. Yani ilk çağ Hazreti Adem'den Hazreti Musa'ya kadar. İkinci çağ Hazreti Musa'dan Hazreti Peygamber'e kadar. Son çağ da Hazreti Muhammed Aleyhisselam. Ben ilk iki çağ yani peygamberimiz haricinde bütün peygamberlerimizi çalışmasını bitirdim. Son çağ Hazreti Peygamber kaldı. Biz Hazreti Yusuf diğer peygamberlerin aksine bir surede tamamen zikrediliyor. Yani Hazreti Yusuf'un hayatını bu sure anlattığı için biz bu sureyi yani Hazreti Yusuf'un hayatını surenin tamamına yaydık. Zaten surenin %90'ı Hazreti Yusuf'tan bahsediyor. Önünü de arkasını da ilave ederek surenin tefsirine dönüştürdük. Tabi burada bu sureyi tefsirine dönüştürürken yani sadece peygamberler tarihi kitaplarını elemedik. Yani 60'a yakın kitap üzerinde bir toplama çalışması yaptık biz de. İlavelerde bulunduk. Yusuf suresi tefsirini diğer ya da benim yaptığım çalışmayı diğer kitaplardan ayıran şey nedir? Bizim diğer peygamberler tarihi kitaplarına baktığımız zaman hikaye merkezlidir. Ama biz bu sureyi de diğer peygamberler tarihi kitabını yazarken de ayet merkezli yapıyoruz. Zaten bu surenin tamamında ayet merkezli. Burada ayetleri hadis-i şeriflerle destekledik. Buna ilaveten bu kıssa aynı zamanda Tevrat'ta da yer alıyor. Muharref olsa da bir benzerlik var Tevrat'la Kur'an-ı Kerim'in anlatımı açısından. Biz ikisinin farklarını ortaya koyduk. Diğer bizim peygamberler tarihi kitaplarında olmayan başka bir işlem daha yaptık. Mesela bu hikayeler anlatılıyor. Bu hikayeler anlatılırken bize Kur'an burada ne mesaj vermek istiyor? Burada ayet gruplarının sonlarına biz şey ekledik. İbretler ve dersler diye bir bölüm ekledik. Yani burayı okuyoruz bu ayeti, bu sureyi ya da bu peygamberin hayatını okuyoruz ama bizim oradan almamız gereken ders nedir?
ibret nedir? Bunu ortaya koymaya çalıştık. İkinci bölümde de yani birinci bölümde Hazreti Yusuf'un hayatı ayet-i kerimelerle, hadis-i şeriflerle desteklenmiş. Tevrat'la yani muharref Tevrat'la karşılaştırması yapılmış. Tevrat'ın yanlışlıkları ifade edilmiş. Sonra da ibretler ve derslerle birinci bölümü bitirmiş oluyoruz. İkinci bölümde de bu surede geçen bazı konu başlıklar var. Bunlarla ilgili özel bir yer ayırdık. Yani iki bölümden oluşuyor kitabımız. Okuyucularımız fark edecektir diyelim. Bu sizin ilk kitabınız değil, birinci de bir kitabınız daha evet. var. Peki biraz o kitabınızdan da bahsedelim. Bir de kitap yazmaya nasıl karar verdiniz? Öğretmenlik hayatınızın yanında bir kitap sever miydiniz? Yazmayı mı çok seviyordunuz? Okumayı da bu şekilde seviyor musunuz? Bu kitabımızdan önce, 3 yıl önce Geçmişten Günümüze Arasama Kültürü adlı bir kitabımız yayınlandı. Bu işte Arasama Konya Ereğli'ye bağlı bir kasabaydı. Şu an büyükşehir kapsamında olduğu için kasabalar kalktı, mahalleye döndü ama yani onun son 200 yıl içerisindeki işte yani siyasi yapısından tutun, coğrafya yapısına, tarih yapısına kadar bütün veriler hem Osmanlıca vilayet sanlamaları incelendi hem de hem yeni hem eski kaynaklar değerlendi. Buna ilaveten 50-60'a yakın ben kaynak kişiyle görüştüm. Bu kaynak kişilerle görüşmenin sonucunda soyadı kanunu gelmeden önce hangi sülaleler, hangi kimlerle akrabaydı onları bile ekledik. Hı hı. En önemlisi yani bugün aslında doktorama çalışması diyebileceğim bir büyük oranda bir çalışma yaptık. Dil dağarcı ekledik yani sonunda bizim oraya ait yani Arasama'ya ait olan söz öbekleri, işte deyimler, atasözleri ekleyerek yani toplamda 20 sayfa gibi çok yoğun bir çalışma yaptık. Tabii bizim gurbetteki hemşerilerimiz revaş gösterdi. Onlara buradan da teşekkür ediyorum. Yani o çalışmamız 3 yıl önce tamamlanmıştı. Yeni bir çalışmayla karşı karşıyayız. Bu kitap yazma merakı da aslında bizim yani bu peygamberler ve ümmetleri çalışmamız yani 3 yıldır devam ediyor. Bizim okulumuzda yarışmalar yapıyoruz biz. Hem hadis yarışmaları, hem meal yarışmaları, hem ilmihal yarışmaları hem de kitap okuma etkinliği düzenleyen arkadaşlar var. Yani çocuklar 3 ya da 5 kitaptan sorumlular. Bunun sonucunda bir sınava giriyorlar. Ödül olarak da çocuklar geziye gidiyor. Tabi burada öğretmen arkadaşlar bu kitapların tahlillerini de yapıyorlar. Orada doğdu aslında, yani ben kendim kitap okuyan bir insanım. Bir hocamızın kitabını gördüm. Yani kendisi profesör. Çok basit kaçtığını fark ettim ben. Ya da o öğrencilere yönelik bir çalışma olmuş olabilir. Ondan dolayı biraz daha geniş teferruatlı peygamberler tarihi yazılabilir diye düşünerek öyle başlamıştık. Evet. Peki hocam sizin okuyucu kitleniz neler? Bu kitabı yazdığınız zaman kimlere istinaden yazdınız? Kimler okusun bu kitabınızı? Yani bu kitabı herkes okuyabilir. Yani normal vatandaşımız da okuyabilir. Çünkü ben bu kitabı yazarken yazdıktan sonra bütün farklı kesimlerden kişilere okuttuk. Yani okuduğunuzda anlamadığınız ya da şurası şöyle olsun dediğiniz kişiler, durumlar var mı diye. Yani öğrencimize de okuttuk, işte üniversitede okuyan öğrencilere de okuttuk, normal lise öğrencisine, normal vatandaşlarımızdan da okuyanlar oldu. Geri dönükleri iyi olunca yani bütün herkes okuyor. Yani bunu biz aslında İmam Hatip öğrencisi, İlahiyat Fakültesi öğrencisi, din görevlileri ya da İlahiyat Camiası'na yazmadık. Herkes bundan istifade edebilir. Zaten bu Yusuf Suresi yani 25 tefsiri karıştırmadan o tefsirlerin bir özeti niteliğinde ilavelerde de bulunduk biz yani. Peki hocam çok teşekkür ederiz güzel verdiğiniz bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Kitabınız istediği yerlere ulaşır, istediğiniz başarıyla ulaşırsın. Tekrardan tebriklerimi iletiyorum. Programımızı kapatmadan önce de seyircilerimize kitap okumakla, yazmakla ilgili son olarak aktarmak istediğiniz bir şeyler var mı? Yani Kur'an-ı Kerim bize okutsun. Yani Kur'an-ı Kerim'in tanımına baktığımız zaman okunmasıyla ibadet edilen bir kitap. Yani Kur'an-ı Kerim sadece ne mezarlıkta okunmak ne de fal bakmak için diyor Mehmet Akif Ersoy. Yani Kur'an'ın amacı okuyup
okuduğumuzla amel etmek ve insanlara örnek olmak. Bizim yazmış olduğumuz eserimizde hem değerli geçmiş müfessirlerimizin görüşlerini ortaya koymak hem de ilavelerde bulunmak. Yani Kur'an-ı Kerim'den uzak durmasınlar. Kur'an-ı Kerim'i okusunlar. Yani Kur'an-ı Kerim bizim hayat rehberimiz, önderimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Bunlarla hemhal olursa hem dünyevi hem uhrevi hayatında yeni pencereler açılacak. Öbür tarafta Rabbimizin karşısına huzurlu bir şekilde çıkacaktır diye düşünüyorum. Doğru söylüyorsunuz hocam. Ben de merakla okuyacağım. Ellerinize, emeğinize, yüreğinize sağlık. Tekrardan stüdyolarımıza hoş geldiniz. Bizleri onurlandırdınız gelerek. Çok teşekkürlerimi iletiyorum. Biz teşekkür ederiz. Değerli izleyicilerimiz, bu hafta da kitap serüveninin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bizler başka günde görüşmek dileğiyle. Sağlıkla kalın, hoşça kalın. Dur burayı bir daha söyleyeyim. Bu haftanın da kitap serüveninin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Haftaya görüşmek dileğiyle. Sağlıkla kalın, hoşça kalın. Bizden ayrılmayın.